Herkese merhaba. Bugün 24 Şubat Çarşamba. Nihayet dünkü kadar kırmızı bir günü sonlandırdık ve bugün artık piyasada yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Fakat bu piyasadaki toparlanmalar devam edecek mi? Yoksa dünkü hareketle beraber bunlar artık bir düzeltme olduğuna karar verdik mi? Yoksa trend mi değişecek? Sizlerle birazdan bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Özellikle on chain verilerinden yola çıkarak yani zincir verilerinden yola çıkarak bunları inceleyeceğiz. Ama önce küresel endekslere bir bakalım ve bugünkü dünyanın risk iştahını, yatırımcı risk iştahını bakalım. Ardından da kripto paraları okumaya geçelim. Bugün özellikle ASEP piyasalarında derin satışlar vardı. Çin yüzde iki buçukluk satışlarını biraz daha genişletti ve yüzde üçe varan satışların gerçekleştiğini gördük. Dün ise Amerikan endekslerinde karışık bir kapanış söz konusuydu. Özellikle Yalan'ın bir önceki gün kripto paralar ve kurumsallara getirmek üzere vergi konusunun görüşüldüğünü söylemesiyle birlikte hem endeksler hem de kripto paralarda adeta bir hareketlilik, çok derin bir hareketlilik yaşandı aşağı yönlü. Fakat dün Powell yapmış olduğu konuşmada enflasyondan korkmadıklarını, teşviklerin azaltılması için daha çok zaman olduğunu ve bununla beraberinde ise açıkçası herhangi bir fiyatlamalarda balon riski görmediğin altını çizdi. Bununla beraber dünkü Amerikan kapanışlarında da böyle gördüğünüz üzere karışık bir seyir söz konusuydu. Bugünkü Amerikan vadelerinde ise yarım puan yakın bir kayıp var. Yani aslında yatırımcıların daha tam net e, emin olamadıklarını ve risk iştahının da bir e, bir şekilde toparlanamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz hareketlerde özellikle endeksler için konuşuyorum. Biraz daha kararsız hareketler var ama şunu söyleyelim. Eğer ki bir e, güvenli limana kaçışı olsaydı bugün altın 1800 doların üzerine çıkardı. O yüzden dün piyasada Artan bir şey bulmak çok zordu. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz: Dün açıkçası birçok yatırımcı hem geleneksel finansa hem de kripto para piyasalarında bir miktar satıcılı seyirle üzüldü diyebiliriz. Ama şöyle bir durum da var. Dün özellikle Bitcoin 44.900'lere kadar gevşedi. Ethereum ise 1360'lara kadar düştü. Fakat dipten alımlar geldi. Yani dip buyers dediğimiz alıcı grubu tekrardan ön plana çıktı. Ve Ethereum %22, Bitcoin ise %13'lük bir hareketle dipten toparlanma gösterdi. Aslında Ethereum burada biraz daha negatif ayrışını biliyoruz. Çünkü Ethereum'un özellikle Ağın durma noktasına gelmesi hem transferdeki zorluklar hem de transfer işlemlerindeki madencilere ödenen ücret yani gas fee dediğimiz ücret ciddi manada artmıştı. 30 dolarlara kadar çıktı neredeyse işlem başına ve böyle de bir durum olunca da e, tabii en fazla Ethereum'dan zarar gördü. Dolayısıyla Ethereum'da toparlanma olacak mı olmayacak mı diye bakacağımız yer... A yolunu ve A işlem ücretleri olacak. Bugün ise özellikle Ripple 50, 50 centin üzerine çıkmaya çalışıyor. Link 28 dolarlarda, Litecoin 183 dolarda olurken Stellar 42 centi toparladı. Avax ise bir süredir daha doğrusu en fazla negatif ayrışan Avax ve Algo %12.5'la pozitif ayrışanlar arasında. Avax ve Algo'nun pozitif ayrışması sebebi neydi? Proof of Stake e, coinlerin olması. O da neden kaynaklanıyordu? Ethereum'daki ağ ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Haftalık getirilere baktığımızda haftalık getirilerde Bitcoin sadece %3 aşağıda. Yani dün %20 düşerken piyasa haftalık getirilerde Bitcoin %3 seviyesi ancak. Ethereum %10 aşağıda. E ee, gördüğünüz üzere Polkadot, ADA ve BNB halen daha iyi bir eee getiri sağladığını görüyoruz ve bunun yanı sıra LINK %13 aşağıda olurken Litecoin ise %22 aşağıda. Ve bu grafiğe baktığımızda aslında Litecoin ve LINK'in daha çok buradan e, cımbızlanarak alındığını görüyoruz ve aynı şekilde Stellar'ın da cımbızlarak yani %15 aşağıda Bitcoin ve Ethereum'e göre getirim oluştuğunu görüyoruz. Fakat burayı daha iyi değerlendirmemiz için her zaman çapraz sorgulama almamız gerekiyor. O yüzden 7 günlükten çıkıp bir de 30 günlüğe bakmamız gerekiyor. 30 günlük getirilerde ise Bitcoin %56, %57 yukarıda. Ethereum da %26'da olurken şu anda bakıyoruz Litecoin'in %33'lük bir primi var. Yani aslında Litecoin Aylık getiride Ethereum mı Bitcoin'e göre e, iskontolu değil. Stellar'a baktığımızda %61 yukarıda. O zaten hiç iskontolu değil. Ama burada az evvel okuduğumuz ve cımbızlayarak yere kaldığımız ve aylıkta da aynı şekilde bu her ikisine göre e, iskontolu gördüğümüz bir coin var ki o da LINK. Link'in de %20'lik bir e, hareketi olmuş aylık performansta. O yüzden en az gari %6'lık Ethereum'a göre bir hareket sağlayabiliyor. Ve Link'in de şöyle bir özelliği var. Ethereum konsensüsü olmasına rağmen Polkadot'la beraber aralarında oluşan bir köprü var. Aynı AVAX'da olduğu gibi. O yüzden Link'in oradan kazandığını ve buradaki getiri potansiyelini Ethereum konsensüsündeki yoğunluğa bağlı olmadan e, buraya aktarabileceğini düşünüyoruz. Birazdan teknikte de sizlere göstereceğiz. Gelelim piyasa değerine ve Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansının bir türlü %60'ın aşağısı getiremedik. Altcoin'ler kurtulsun ve Piyasa değeri büyüklüğü de 1,5 trilyona ulaşmış durumda. Dün nereye kadar inmişti? 1,3 trilyona kadar inmişti. Ve şu anda toparlanma piyasa değerinde görüyoruz. Yani aslında düne göre toplam kripto para piyasası %1,5 artışa 1,52 trilyon dolarlık bir piyasa değeri büyüklüğüne sahip gözüküyor. Diğer tarafta dün açıkçası küçük yatırımcıların çok fazla endişelendiğini gördük. Ve adeta bir analistikten çıkıp bir psikoloğa dönüştük bizler de burada. Ama şöyle bir durum var. Özellikle bu tarz günlerde iyi irdelemek lazım. Dün sizlere videomuzda özellikle düzeltmeyedik. Çünkü trend dönüşleri bu şekilde olmaz ve Düzeltme olmasaydı, bu bir trend dönüşü olsaydı halen daha aylıktan %56 yukarıda kalmazdık. Hatırlayacak olursanız 2018'deki düşüş toplamda bir haftada %90 değer kaybetti. Trend dönüşü ya da çöküş bu şekilde olur. Ama halen de aylıkta %56'lık bir performansla Bitcoin'in piyasayı domine ettiğini görüyoruz. Ve dünkü hareketlerde Jack Dorsey yani Twitter'ın ve Square'in kurucusu Jack Dorsey'in 170 milyon dolarlık bir Bitcoin aldığını görüyoruz. Ve bu Bitcoin alımıyla birlikte 50 milyon olarak başlayan Jack Dorsey 220 milyon dolara çıkarmış durumda. Ve bugünkü değeri de 403 milyonu çıkmış durumda ve aynı şekilde tüm bitcoin arzının binde 0.4'ünü tutmakla beraber biliyorsunuz ki makro de burada birinci kurum. Birinci kurum CEO'su da dün dedi ki bitcoin'in piyasa değeri büyüklüğü 100 trilyonu görebilir ama şöyle bir durum da var burada özellikle HODL'a önemsemek istiyoruz. Çünkü bu piyasada alıp satmaktan ziyade alım tutmanın çok daha başarılı bir strateji olduğunu defalarca kanıtlamıştık. Şimdi sizler için güzel bir grafik hazırladık ardından da onchain verene geçeceğiz. Şimdi bu grafikte gördüğünüz üzere hatta ben biraz daha tam ekran yapalım. Bu grafikte gördüğünüz üzere bitcoin'in zaman değer değerleri açısından 2015-2017 ve 2017-2019 Haziran, 2019 Haziran ve beklenilen 2021 Haziran'da, ne olacak bir göreceğiz. Fakat şöyle bir durum var. 2015-2017 aralığında aldığımızda düzeltmeler %30 bandına gelirken toparlanmaların en asgari %100 olarak geldiğini hatta 2017'nin son toparlanmasını Bitcoin'in fiyatlarının iki katına çıktığını görüyoruz. Bu logaritmik bir grafik. Lineer grafikte bunu çizmeye çalışmayı biraz zorlanırsınız. Diğer tarafta 2017-2019'da ise yine %30'larda olan düzeltmenin devamında son düzeltmede %570 bitcoin fiyatları artmış. Ve daha sonra trend dönüşü dediğimiz o %84'lük, %90'lık bir dönüş yaşanırken bitcoin fiyatları %60 toparlanmış, %360 toparlanmış ve akabinde son olarak düzeltme nerede geldi? %66 ile pandemi döneminde geldi. O yüzden buradaki %20'leri Çizmedik bile ve dün de piyasa %20'lik düşüşe bir anda çöküyoruz şelale köpük yorumları yapınca biz de buraya ufak bir tebessüm ettik ve e, gördüğünüz üzere burada Bitcoin'in aslında bir düşüş yaşamadığını son %66'lık düşüşten sonra toparlanma düzeyinin %1400 olduğunu gördük. O yüzden Bitcoin'deki bu tarz hareketlere bu grafik sizlere her şeyi anlatıyordur diye umuyoruz. Çünkü buranın aslında ne kadar hodla yani al tuta müsait olduğunda bu grafik bizlere gösteriyor. Şimdi gelelim Bitfinex Tether olayına. Biliyorsunuz ki Bitfinex ve Tether arasında yaklaşık 700 milyonluk bir alacak verecek tahsisi vardı. Ve Bitfinex bunun yüzünü ödedikten sonra kalan 580-600 milyon dolarlık bir rakam 2 yıldır ödenemiyordu ve aynı şekilde 2 e, yıldır da hatta daha doğrusu 3 yıldır da Teter şirketine gelen denetçilerin bir Teter acaba arka planda 1 dolar karın tutuluyor mu tutulmuyor mu şeklindeki denetlemeleri hep yarım kalıyordu biliyorsunuz ki zaten bunlar denetçinin görüş bildirmekten kaçınması zaten bir cezadır Teter muhtemelen bunu da e, 18.5 milyon dolarlık kapayarak e, bitirmiş oldu ama bu 18.5 milyonu bir teter, bir dolar rezerv tutuluyor mu diye vermedi. Çünkü Sekin burada daha doğrusu New York e, bürosunun burada yapmış olduğu açıklamada biz yanlış giden bir şey göremedik ibaresi yer aldı. Tüm bunlarda bir kafa karışıklığına yol açtı ve bizim de Tuncay Yıldırım'ın aramamıza neden oldu. Bugün yarın bir video daha gelecek. Hem Ripple değerlendireceğiz en hakikatli biçimde hem de Tether'in 18,5 milyon ödemesi ne anlama geliyor? Biraz bunları konuşacağız. Çünkü herkesin kafası burada karıştı. Tether eğer yanlış bir şey yapmadıysa 18,5 milyonu neden verdi? Muhtemelen alın ve benim başımdan gidin şeklinde bir 18,5 milyon kadarcık bir rakamı da onlara vermiş oldum. Şimdi gelelim Bitcoin'in on-chain rakamlarına. Geçen hafta Cuma günkü kripto bildiğiniz üzere bunları sizlerle çok fazla değerlendirmiştik ve Bitcoin'de bir düzeltme gelebilir demiştik. 53 bin dolar dedik o zaman ve baktığımızda artık yeni ve aktif adres sayısındaki bu azalma durmaya başlamış hatta biraz bakiyeli hesap da eklenmiş neye göre 22'sine göre o yüzden burayı cepte tutalım. Çünkü Bitcoin'deki düzeltmenin sonuna geldik miye? en azından burası cepte var bir kuş olarak doğruluyor. Gelelim ikinciye. Burada gördüğünüz üzere 3 tane grafik şekli görüyorsunuz. Bir tanesi Bitcoin fiyatı. Önceki bunu bir kaldıralım. İkinci olarak ise stable Stablecoin supply ratio'yu da bir kaldıralım. Mvrv yani market value, realized value. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin'in bir piyasa değeri var. Bir de defter değeri var diyelim biz buna. Çünkü daha doğrusu aslında birçoğunuzda enflasyonun arındırılmış rakam olarak belki de biliyorsunuz realize veriyor. Biz ama buna şimdilik daha aşina olması açısından defter fiyatı diyelim. Piyasa değeri defter değeri gibi bakalım. Şu anda piyasa değeri defter değeri bitcoin'in oldukça yükseldi. Ve normal değerlerden uzağa düştü. Bunun da şu anda dönmeye başladığını görüyoruz. Yani bir şu anda Bitcoin'in realize olmuş fiyatına market fiyatının yaklaşmaya başlığını görüyoruz. Bu iyi bir haber. Ama net keskin bir dönüş görmediğimiz için biraz daha yarım ağız konuşuyoruz. İkinciye gelelim. Stablecoin supply ile eşiyor. Yani Bitcoin'in arzı böyle stablecoin'in arzı olarak düşünün bunu. Ve stablecoin'in alım gücü olarak yorumlayın. Ne anlama geliyor? Şöyle söyleyelim. Eğer piyasada stablecoin'in alım gücü artmışsa piyasa açıkçası stablecoin'i bekliyordur ne için? Bitcoin ve kripto para almak için. O yüzden stable coin'in alım gücü diyoruz. Ve şu anda burası da stable coin'lere hafifçe bir eğrilik sağlamış. Eğim sağlamış. O yüzden burası da bizleri çok memnun etmese de kötünün iyisi diyelim. Şu dönüşü iyiye yorumlayalım. Buradan tam bir kuş alamasak da bir buçuk yani yarım kuşu buradan cebe atalım. Şimdi geldik bitcoin'in borsalardaki net akışına. Biliyorsunuz ki bu alt taraf saklamalık için borsalardan çekilen, üst tarafta satılmalık için borsalara gönderilen tutar. Önceki gün ayın 21'inde çok ciddi bir bitcoin akışı olmuştu borsalara. Dün ise biraz daha az bir akış olmuştu. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz cuma günü uyardığımızda e, düzeltme gelebilir. Ekotürk yayınımıza dedik ki bunlar hormonu fiyatlar. Şuradaki hareket bizi biraz korkuttu. Çünkü bu fiyatlar 45 binin aşağısında yani 40 binlere doğru sarksaydı piyasada bu sefer ters fom oluşacaktı. Yani piyasa çözülmeye başlayacaktı. Olmayan bir temelden psikolojik bir çözülmeyle beraber gidecekti. Ama şurada kalması yani net flow'un toplamda 7'de kalması açıkçası bizleri biraz daha şimdilik e, sevindirdi. Ama buradan cebe kuş Çünkü halen de borsalara bir akışın olduğunu görüyoruz. Gelelim taker buy sell, taker buy sell ratio'ya. Ne anlama geliyor? Alıcılar bölü satıcılar. Şu anda burası satıcılardan artık dönmeye başlamış. Normal tarafa geçmeye çalışıyor ve Bitcoin'deki alıcıları biraz daha hareketlendiren bir rasyoya dönüşmeye başlamış. Buradan da cebe aldık bir kuşta etti bize iki buçuk. Bu da madencilerin pozisyonları. Madencilerin pozisyonları ikidir burada yedi ve yedi buçuk üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve önceki güne dünkü madenci pozisyonları da artmış. Bunlar biraz daha gecikmeli gelse de en azından madenci pozisyonları yarınki incelememizde biraz daha aşağıda kalırsa evet artık madencilerde de satışını azaltmış. Dolayısıyla borsalara gönderilen bitcoin miktarı azalacak diyeceğiz. O yüzden burası bizleri biraz daha rahatlatacak. Ve Miners Position indekste en azından 8'lere çıkmasıki ki 8 burada kırmızı bölgedir biraz daha az bir hareketle gitmiş. Yani şu grafiğe göre bu grafiği de çapraz sorgu aldığımızda her şeyin konfirmasyonunu verdiğimizde en azından madenci pozisyonlarının şu anda hızlı bir çıkış yapmadığını görüyoruz. O yüzden yarına biraz daha umutla bakıyoruz. Bunlar da Ethereum e, toplam e, transaction fee dediğimiz madencilere ödenen ücret ve Ethereum fiyatları tamamen ters orantıda. Bu yüzden Algo ve Avax'ı arttığını görebilirsiniz. Stellar'ın da arttığını görebilirsiniz. Direkt olarak burada postcoin'lere bakmak. Direkt olarak burada postcoin'lere bakmak gerekecek. Onların biliyorsunuz ki Ada, Cardano, Stellar, aynı şekilde Avalanche, Algo gibi postcoin'lerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve aynı şekilde linki biliyorsunuz ki haftalık ve aylık makaslarda cımbızlayıp tek başına çıkarmıştık. Ama linkin de bir on chain verisi var. O da şu. açıkçası borsalardan çıkarılan link miktarı önce bir ayın en yükseğine sonra tüm zamanların en yükseğine çıkarak rekor kırdı. Yani link şu anda saklamalık olmak üzere borsalardan çekiliyor. Fiyat açısından olumlu bir haber. Dün yine Grayscale'in az da olsa alımları vardı. Yine Square gibi, MicroStrategy gibi yapmış olduğu yorum, Square'in yapmış olduğu alıma istinaden Grayscale'in alımları vardı. Bitcoin'de, Litecoin'de. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu dip buyers dediğimiz bilinçli yatırımcının tırnak içerisinde söylüyorum bilinçli yatırımcının dipten girdiğini gösteriyor. O yüzden burada küçük yatırımcı ve küçük yatırımcı mantığından kurtulmak istiyorsanız hep düşüş günlerinde sizlere söylediğimiz gibi sakin olun. Çünkü buradaki piyasadaki hareketler burada çok normal %20'lik çekilmeler. O yüzden tekrar bu grafiği getireceğim. Buradaki çekilmeleri gördükten sonra tekrar Bitcoin'in toparlanmasını göreceksiniz. O yüzden e, uzun vadeli kalmak sakin olmanın bir numaralı anahtarı olacak. Şimdi gelelim tekniklere. Tekniklerde özellikle Bitcoin'in 14-11 Aralık'tan itibaren izlediğimiz kanalın tam olarak orta noktasına değdi, iğneyi attı ve geri çekildi. Yani gerçekten burada teknik analize inanmayan biri varsa en azından şurada bile kırıntıları başlamıştır diyebiliriz. Çünkü oluşan yükselişlerde değdik ve burası Fibonacci'nin %127'lik noktasıydı. Tekrar tepkiyi verdik ve nerede tutunduk? Fibo %141 seviyesi tutunduk. Ve nereden geldi? 47.350'den kuvvetli bir tepki geldi. Şimdi buna bir de 4 saatlikte bakalım. Özellikle Asya piyasasında bir okuyalım. Asya piyasasında da gördüğünüz üzere şuralar 47.000'den Asya piyasasından gelenler oldu. Ama halen daha burada net bir harekete ve hatta net bir dönüş hareketini göremiyoruz. Bunu da söyleyelim. Yani e, hareketler burada biraz da zikzak olabilir. On chain verileri de zaten bize net bir toparlanmadan bahsetmiyor ama kötünün geride kaldığından bahsediyor. Ama şöyle bir durum var. Teknikte de kanalın orta ve üst bandındayız. Bu ne demek oluyor? Hareketlerin en ivmeli olduğu bölgedeyiz zaten. Korkmaya gerek yok. Şu anki bandımız bizlerin 46 bin yukarıda da 54 bin olmak üzere git gelleri burada görebiliriz. Geldik Ethereum Bitcoin makasına. Burası biraz daha Bitcoin tarafına açılacak gibi. Çünkü Ethereum konsans ücretleri ne yazık ki Ethereum şu an desteklemiyor. Bitcoin'e daha fazla potansiyel sağlıyor. O yüzden Ethereum Bitcoin makasının biraz daha aşağılara gelmesi beklenebilir. Dip yaptığı yerlerden de altcoin'lere girilebilir diyebiliriz. Geldik Ether'e. E. Dün açıkçası teknik analizi hayretle izlediğimiz ikinci grafik oldu Ethereum. Çünkü şöyle söyleyelim kanal içindeyiz zaten. Kanalın üstüne değdik mi? Değdik. Neydi bizim hedefimiz? 2050, 2060. Nereye kadar çıktık? 2041'e kadar çıktık. Ve buradaki üçgen hedef neydi? Üçgen Ocak ayı başında 1350'de kırıldı. 1360'larda kırıldı. Üçgen hedefini aldık mı? Aldık gözüküyor. Ve şöyle söyleyelim, buradaki dönüşler nereye kadar geldi? Üçgenin kırıldığı noktaya kadar geldi. Yani buranın üçgenin çizgisi bizlere destek oldu. Eski direnç, yeni destek. Nereden iğneyi attık? Gördüğünüz üzere 1356 dolardan iğneyi attık ve tekrardan toparlanma geldi. Şimdiki konsolidasyon bölgemiz 1500-1550 aralığı. Fakat şuraya dikkat etmek gerekiyor 1680'e. Çünkü buradan olası bir pullback de geri çekilebilir ve tekrardan 1580'lerde destek aramak isteyebilir on-chain verileri en azından hem desteklemiyor hem de artık şu an dirençteyiz. 1680 kırılmadan Ethereum'da alış yapmak burada biraz daha cesaret ister. O yüzden şurası kırılmadan pullback senaryosunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Biraz daha ihtiyatlı gidelim daha iyi olabilir. Geldik Ripple'a. Ripple'da biliyorsunuz temeli neydi? Davaydı. Davadan Ripple açısından kötü bir şey çıktığını düşünmüyoruz. Aksine 16 Ağustos'a kadar belgelerin tamamlanmasıyla Ripple'ın elinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden buradaki yükseliş trendini sürdürebiliriz. 45-46 centlerden geçen bir desteğimiz var. Yukarıdaki direncimiz de 50 sentler. Burası şu anda bir sıkışma noktasına doğru e, ilerleyebilir. Şurada küçük bir üçgen yapabiliriz. Ve bu üçgeni açıkçası biraz daha izlersek 50 sentin kırılımında hareketler 56'lara doğru gidebilir. Geri çekimelerde şu anda 45-46'ları destek ve tepki noktası olarak izliyoruz. Geldik Stellar'a. Stellar burada e, aslında bizim 80 centleri beklediğimiz bir coin. Halen daha bekliyoruz. Sadece beklentimiz biraz daha ötelendi. Dün piyasa %20 aşağıya çökerken açıkçası Stellar'ın da burada sakin kalması, pozitif de kalması zaten beklenemezdi. Temelinde hiçbir sıkıntı yok. Teknik açıdan da kanal içerisindeyiz halen de. Öyleyse Stellar açısından da panik olabilecek bir durum yine söz konusu değil. Panik yapan kaybeder. Bu böyledir. İstediğinize laf atın ama panik yaptığınız müddetçe Kimse sizin malı almıyor. Siz kendiniz mi malı satıyorsunuz? O yüzden Stellar'da 35 36 centler kırılmadan buralara aşağı stop loss kalabilir ve yükseliş kanalında da olduğumuz için özellikle yükselişin orta bandı neresi? 50 cent. 50 centler kırılırsa buradaki hareketler hızlanır. Görünen o ki şu anda önümüzde 44 cent direncimiz. Burayı kırmamızla beraber bu hareketimizi de buralara doğru tamamlayabiliriz. Hatta ikinci bir e, Fibonacci çizersek Düzeltmenin burada bittiğini düşünürsek bakın neredeyiz? 42,5 centteyiz. Burası da Fibo %38'lik dilimimiz. Tamam mı devam mı noktamız %50'lik 46 sent Yükselişlerde yine 50 sent karşımıza çıkıyor. Geldik Litecoin'e. Litecoin e. de keza aynı şekilde kanal bandında ama haftalık ve aylık getirilerde Litecoin piyasaya göre primli. O yüzden 190 doları kıramazsa 170-180 biraz daha geri çekilme ihtimali söz konusu. Ama yükselişte miyiz? Evet. O yüzden geri çekimler Litecoin'de yine tepki olarak karşımıza çıkıyor. Ana destek 160 ve 148 var seviyesi. Geldik LINK'e. LINK'i burada biliyorsunuz ki haftalık ve aylık getirilerden ölmüş. LINK'in borsadan çıkan miktarda all time high'a ulaşmıştı. Ve teknik temeli de destekliyor. Aynı şekilde stokastiğin burada bir şekilde aşırı satımdan döndüğünü ve pozitif uyuşmazlık verdiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada 28,5 dolarlara kadar çıktık. Geri çekimelerde 23 23ten döndük. O yüzden şu anda 25'lere doğru geri tepkiler ve 26-60 ara destek olmak üzere buradaki tepkiler şu anda yukarı yönü değerlendiriliyor. Olası pullback noktası da 32 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Algo o boyu tam e, pardon çift tepeyi tamamladı ve artık burasını egale etti. Ve şu anki durumda artık Algo'da bir ikili dipten konuşamayacağız. Çünkü momentumdaki aşağı yöne trendi kırdı. MACD'de alışa geçmeye başladı ki kesişim de geldi. O yüzden algo 1.23'leri kırdığın zaman tekrardan eski performansına gelecek ve 98 centlerden 90 centlerden toparan algo da olumlu. Ve şu anda en azından yatay ve toparlanmaya çalışan görünümümüzü koruyoruz diyebiliriz. Bat e, günün açıkçası şöyle söyleyelim. En iyi performans gösteren coinlerinden biri oldu. Halen de bayrak içerisindeyiz ve konfirmasyon gelirse yani 60 centler kırılırsa BAT'teki beklentimizi 1 dolarlara yaklaşan beklentimizde koruyoruz. Tekrar ediyorum koruyoruz. O yüzden BAT için de yine burada e, panik olmaya gerek yok. Ve yükselişlerde 55 ve 60 centler şu anda direncimiz en hızlı toparlanan bugünkü coinler arasında. Geldik DOT'a. DOTTA ise hatta şu grafiği alalım. DOTTA burada e, fanları aldık ve bu fanlardaki düzeltmede bakın bir tepki noktası iki aynı Fibonacci'da aldığımız gibi tepkinin bittiği düzeltmenin bittiği noktaları aldık. Düzeltmede neredeydi? 42 ile 25 dolar arasındaydı ve DOT'u bu şekilde ele aldığımızda şu anda karar noktasına geldik. Hem %23'lük nokta hem de fanların orta noktası. Yani 36.5'ü kırarsa Dot'un burada özellikle yükseleceği noktalar yine 42 dolarlara denk geliyor ki ölçecek olursak burası %15 bir performans sergiler. O yüzden Dot açısından şu anda durum iyiye gidiyor. Dirençteyiz. Kırarsa tepkiler %15'e doğru kendisini tamamlayabilir diyoruz. Öyleyse bizden bugünlük bu kadar. Dün sakin kalıp ve aynı şekilde bizlere daha önceki söylediklerine destek çıkarak katılattığınız için sizlerden çok teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman takipte kalın. Youtube'da kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın ve aynı şekilde sosyal medya hesaplarından da bizi takip edin. Çünkü bütün haber akışımızı ve analiz akışımızı sizlerle oradan sağlıyoruz. Hemen bu videonun altındaki bilgilerden bulabilirsiniz. Herkese güzel ve bol kazanç günler diliyorum. Hoşçakalın.